Yani sağ el yazıcı olduğu zaman biz hokkaya ve kaleme ve mürekkebe ve üzerine yazı yazılacak olan levhaya muhtaç oluruz. Yani sağ elle yazı yazmaya kalkıldığında diyor, bir hokka lazım, içerisinde mürekkep olan mürekkep lazım ve kalem lazım. Buna ihtiyacımız olur. Çünkü Enam 165'te buyurulduğu üzere muhakkak, pardon, Enam 165 ve o ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Ayette bu şekilde buyuruyor Allahu Teala. Ayeti kerimesi ve muhakkak Allah Adem'i sureti üzere halk etti. Hadis-i şerifi gereğince biz yazmakta dahi bizi halife kılmış olan Hakk'ın sıfatları üzerineyiz. Nitekim alemin vücuda getirilmesinde, bu alemin vücuda getirilmesinde bizim kayıtlı vücutlarımıza karşılık, şimdi mukayese yaparak gidiyor, bizim vücudumuza karşılık Hakk'ın mutlak vücudu. Teşbih yapıyor. Bizim vücudumuza karşılık Hakk'ın mutlak vücudu. Bizim sağ elimize karşılık Hakk'ın vücuda getirme eli, kudret eli, sağ el kudret eli olmuş oluyor. Ve hokkamıza karşılık Nun, yani isimlere ait bütün suretlerin bir diğerinden ayrılması olmaksızın bir arada oldukları Hakikati Muhammediye ve Vahdet mertebesi. Evet, Hokka'ya karşılıkta ne geliyor? Hakikati Muhammediye. Vahdet mertebesi karşılık gelmiş oluyor. Ve kullandığımız kaleme karşılık da aklı kül. Bizim kullandığımız bu kaleme karşılık da alemde karşılığı aklı kül oluyor. Ve mürekkebe karşılık da madde. Evet, bu mürekkebe karşılık madde. Ve kağıdımıza karşılık da levh-i mahfuz. Yani alemin külli nefsi vardır. Ve aynı şekilde fiilde değil halde, yani ilimde çizgi çizme benzeri olan şey ve levhada, yani hariçte benzerinin üst üste sıralanması ve yazılması ve levhada yazılmış olan benzerden çıkarak alemlerin vücuda getirilmesinden gerçekleşen şeyin benzeri Adem'in cüz'i nefsinde fiilen değil, hal olarak bulunan çocuğunun suretine. Evet, fiilen değil, hal olarak bulunan çocuğunun suretine karşılık. Ve daha sonra o suretin Adem'in malum kalemi ile rahim levhasında yazılmasına, cinsi münasebetine rahim levhasına bu kalemin yazması. Evet. Ve bu rahim levhasında yazıldıktan sonra doğan Adem'in benzeri suretinden silsileler halinde çıkan onun benzerine karşılık gelir. Evet, küçük alemde, büyük alemde karşılıkları neler olduğunu ifade etti. İşte burada levh-i mahfuzu, yani büyük ve küçük alemin külli ve cüz'i nefsinin batını olan ilmi suretleri ve onların zahiri olan mahvolma ve ispat levhasını iyi anla. Ve bizim yazısında sonu olmayan şeyi ihtiva edici olarak o levhayı nasıl ispat ettiğimize akli bakış ile bak. Çünkü biz ilmimizde olan manalara Hokka'nın içinde tek vücut olan birçok harfler ve kelimeler elbiselerini giydirerek kalem vasıtasıyla kağıt üzerine nasıl sonu gelmeyecek şekilde yazar ve o kağıt üzerinde nasıl mahve ispat edersek, silersek veya ispat edersek, yerinde bırakırsak, Hak da ilminde olan suretleri öylece cisim kağıtları üzerine unsurlar elbisesini giydirerek sonsuz bir şekilde yazıp mahv ve ispat eyler. Dilediğini mahveder, dilesini bırakır, ispat eyler. İşte bu izahtan sen levh-i mahfuzu ve mahv ve ispat levhasını iyi anla. Mahv ve ispat levhasını daha önceki sohbetimizde izah etmiştik, açıklamıştık. Levh-i mahfuzda kısaca bir parantez açalım. Levh-i mahfuza yazılan asla ve kat'a değişmez. Bir de onun altında levhalar vardır ki demiştik. Ayetle de örnek vermişti. Allah dilediğini bırakır, dilediğini siler diye. İşte o levhalarda mahv ve ispat levhasıdır demiştik. Allahu Teala orada yazar, isterse değiştirir. Ama değişen en son hal
Levh-i Mahfuz'da yazılı olan halle mutabık olması lazım. Çünkü Levh-i Mahfuz'da yazıldı ve o iş bitti. Bir daha onda değişiklik olmaz.